Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki son durum gelişmelerini değerlendireceğiz. Haber akışları anlamında önemli haber akışları var. Ancak bundan daha önemlisi Bitcoin'in grafik üzerindeki hareketleri. Bu hareketlerin gelmesini beklediğim bazı konumlar var. Ve önceki videolarda size bahsettiğim birkaç işlemim vardı. Onların sonuçlarında ne oldu? Kar mı ettim, zarar mı ettim? Onu açıklayacağım. Ve bu hafta içerisinde almayı planladığım fiyat aksiyonu hangi seviyelere gelirse hangi yönde işlem alacağım bunları da size tüm şeffaflığıyla anlatacağım. Tabii ki bu anlattıklarım kendi planım, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermez. Ancak sizin için çok büyük bir fikir olacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Ancak hemen öncesinde videoyu beğenip kanala abone olursanız hem bana çok büyük destek olmuş olursunuz hem de algoritma bu şekilde çalışıyor. İlk olarak Bitcoin'in fiyat hareketi 37674 seviyesinde ve önceki videoda anlattığım konumlarda bir kar alışı gerçekleştirebildik. Buradaki konumlardan aşağı yönlü bir fiyat hareketi beklentim olduğunu söylemiştim ve fiyat hareketi beklenti yönünde gelse de beklediğim seviyelere kadar inmedi ve bu konumlara geldiğinde hacim verileriyle diğer verileri karşılaştırdım. Haber akışlarını inceledim. Borsalar arası likidasyon grafiklerine baktım. Ve bunların hepsini yaptıktan sonra karşıma apacık bir sonuç çıktı. Bu da piyasanın şu anda çok belirsiz olduğu. Çünkü bir taraf yukarı derken diğer taraf aşağı demeye başladı. Long yönlü işlem alanlar aklı shortta kalıyor. Short yönlü işlem alanların aklı longta kalıyor. O yüzden çok ara bir konumda olduğumuzu düşündüm. Ne kadar girişleri belli bir range aralığına koysak da oralardan işleme giriyor olsak da artık daha büyük hedefleri koyup oralardan işleme girmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Videonun ilerleyen kısımlarında sizlere bu range aralığını çok detaylı şekilde anlatacağım. Ve hangi renç geldiğinde, hangi kanal geldiğinde, hangi hareketi alacağımı da net bir şekilde açıklayacağım sizlere. Ve burada dediğim gibi Beklediğim yönde bir hareket geldi. Geri çekilme oldu. Küçük de olsa böyle bir geri çekilme yaşandı. Ve burada ortalama 700-800 dolarlık bir fiyat hareketi aşağı yönlü geri çekildiği için bir kazan sağladım. Tabii ki burada işlemi kapattım. Ve bunu da Telegram'da sohbet grubundan sizlere bildirdim. Telegram'da Hala sohbet grubuna katılmadıysanız da mutlaka katılın. Özellikle analiz kısmında anlık paylaşımlar işinize yarıyorsa Burası da sizin çok işinize yarayacaktır. Katılmak için gerekli linkler videonun açıklama kısmında mevcut. Öncelikle daha basit konulardan başlamak istiyorum. Bugün gelen haber akışları. ABD tarafında PCI verisi açıklandı ve Çekirdek'te tüketim harcamaları verisi beklentiyle aynı geldi ama buradaki olumlu taraf şu. Geçen aya göre bir düşüş gözlemlendi. Yani enflasyon rakamlarında giderek azalan bir senaryo var. Burada da arka plandaki oyunu aslında sizlere açıklamıştım. Arka plandaki oyun şu. Faiz artırımı yapmasalar da ABD tarafında para yakımları gerçekleştiriliyor. Bu sayede bir şekilde piyasadaki para azalıyor. Bu da enflasyonun arka planda düşmesine neden oluyor. Belli bir miktarda dolar yandığında zaten 25 bas puanlık bir artışa tekamül ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 25 baz puanlık bir artış için 1 trilyon dolar yakmak gerekiyor. Buradan da şunu çıkarabiliyoruz. Her yapılan 25 baz puanlık artış Piyasada 1 trilyon dolara yakın bir oynama demek oluyor. Bu da piyasayı nasıl bu şekilde etkiliyor anlamamız için oldukça açık bir veri. Peki bugün bundan başka ne oldu? Michael Saylor yani MicroStrategy Bitcoin satın aldığını söyledi ve 16.000'in üzerinde Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bunu kendi şirketinin hissesini satarak gerçekleştirdi. Yani adam ne zaman Bitcoin alsa Bitcoin fiyatını oynatıyor ve aşağı yönlü olarak bir geri çekilme başlatıyor. Bildiğin indikatör gibi çalışmaya başladı. Artık hatta şöyle tepkiler almaya başladı Michael Saylor. Alıyorsan al da açıklama bunu çünkü bitcoin fiyatı düşüyor şeklinde. Tabii ki orta vadede ve uzun vadede beklentiler çok yüksek 2024 yılında ama biz kısa vadede de para kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapmamız lazım. Şimdi bitcoindeki fiyat analizine geçmeden şunu söylemek istiyorum. ABD'de kişisel harcama artışları da düşüyor ve ABD'de kişisel gelir artışları da düşüyor. Bunların hepsi olumlu enflasyon verisi için parantez içinde. Ancak piyasada paranın bollaşması gerekiyor. Paranın yakılması değil piyasaya akışının olması gerekiyor ki Bitcoin gibi varlıklarda Fiyat artışları daha da sertleşsin. Şimdi Tether dominansına geçeceğim önce. Sonrasında da size Bitcoin'deki o kritik analizden bahsedeceğim. Tether dominansı son dönemlerde çok önemli çünkü Bitcoin'deki fiyat hareketi için bizlere fikir veriyor. Zaten önceki analizde 800 dolara yakın olan düşüşü bu şekilde tahmin edebilmiştim. En çok işime yarayan verilerden bir tanesiydi. Mutlaka siz de analizlerinizde kullanın. Tether dominansı şu anda yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiriyor ve Bitcoin fiyat hareketi buna yönelik olarak hareketli ortalamalara kadar geri çekildi. Burada Tether dominansı eğer ki 6 1.48 seviyesinden bir red yer ve aşağı yönlü olarak döndürür ucunu Bitcoin'deki fiyat hareketi tekrardan hareketlenecek ve Bitcoin'deki fiyat hareketi tekrardan yukarı yönlü olarak hareketlendiğinde Tether dominansında da aşağı yönlü olarak geri çekilmeyi önceden görebiliriz. Şimdi gelelim hangi konumlar gelse Bitcoin'de hangi işlemleri alacağım ve altcoinlerde yükseliş nasıl olabilir konusuna. Öncelikle burada 2 adet kanal aralığım var benim ve bu kanal aralıkları gelmeden Bitcoin'de işleme girmeme kararı aldım. Bu kararı almamdaki temel neden Başta da belirttiğim gibi ara direnç konumları, ara destek ve giriş konumları artık eskisi kadar güven vermiyor bana ve sağlam konumlardan redd alması ya da bu sağlam konumları deneyip aşağı veya yukarı yönlü hareket etmesi gerekiyor. Bunun için de beklentim şu yönde arkadaşlar. Şu anki fiyat hareketi eğer gelir ve yukarıdaki şu kanalın içerisine girer buralardan bir hareketlilik gözlemlenirse Aşağı yönlü bir düşüş beklentisi içerisinde olacağım. Yani şurada kanalın da bantlarını söyleyeyim size 38453 seviyesini yukarı yönlü olarak kırar ve burada 39000 seviyelerine kadar gelip buralardan hareketini aşağı yönlü olarak döndürüp tekrar bu bandın altına girdiği anda ben short işlem alacağım ve bu short işlem aşağıdaki kanal aralığına kadar olacak. Bu kanalın da alt bandı 36684 seviyeleri. İkinci olarak nasıl işlem alacağım diye soracak olursanız, gelir buraya, buradan bir red yer. Hatta bunu çizerek göstereyim sizlere, daha da iyi anlayacaksınız çizerek gösterdiğimde. Şöyle fırçayı alalım. Bakın, gelir buraya, buradan red yer, aşağı gelir. Şuradaki kanalı dener. Ben şurada işleme girerim ve long yönlü olarak bir hareket beklerim. Hareket buraya gelir. Ya da direkt olarak arkadaşlar gelir şu alt bandı dener. Burada oyalanır. Buradan sonra tekrar işleme girerim. İki olasılıkta da ben short ve long yönlü işlem alacağım. Burayı denediğinde önce short. Burayı denediğinde sonrasında long işlem alacağım. Bu şekilde bir hareket planı mevcut. Buranın da konumları 38.496 seviyesinin üzerileri ve 36684 seviyesinde dip konumu olan bank. Bu grafiğin de ayrıntılı şeklini Telegram'da sohbet kanalında sizlerle paylaşacağım. Aklınızda tutmak istemiyorsanız ya da ekran görüntüsü almak istiyorsanız oradan da ayrıntılı fiyatların olduğu grafiği ekran görüntüsü alabilirsiniz. Katılmak için dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında hem Telegram sohbet kanalı linki var hem de Telegram haber kanalının linki mevcut. Buralardan dileyenler katılabilirler. Bu arada arkadaşlar İşlemlerde benle birlikte işlem almak istiyorsanız işlemleri BitGet borsasında açıyorum ve kayıt olduğunuz takdirde %20'lik bir komisyon indirimiyle işlem yapıyorsunuz ve işlem yaptıkça vadeli işlem hacmi oluşturdukça ay sonunda 250 dolara kadar çekilebilir ödül kazanıyorsunuz. Bunların da ayrıntıları burada %50 komisyon oranına kadar da komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Sadece işlemlerinizi Bitget'e taşıyarak bunları yapıyorsunuz. Detaylar burada isteyenler inceleyebilirler. İşin özüne gelecek olursak ve son olarak bir toparlama yapacak olursak Haber akışları şu anda geliyor ancak haber akışlarıyla hacim bazen birbirini terste yakalıyor ve iki tarafa da gidemiyor fiyat hareketi. Beklenti ne yönde olursa olsun diğer tarafta aklınız kalıyor. O yüzden planı bu şekilde güncelledim ve bu konumlar geldiğinde söylediğim işlemleri alacağım Bitcoin'de. Video çekemesem bile Telegram'daki sohbet kanalından güncel analizleri paylaşacağım ve bugün sohbet kanalına bir de Dogecoin analizi yükleyeceğim. Dogecoin analizinden de yararlanmak isterseniz oradan yararlanabilirsiniz. Bu konumlara alarm kurduktan sonra da yapacağım en mantıklı işlem haber kanalından haberleri takip etmek olacaktır. Size de tavsiyem bu şekilde şu anda burada alacağınız tüm işlemlerde aklınız diğer tarafta kalacaktır. Belki de zarar etme olasılığınız ortaya çıkacaktır. O yüzden daha keskin konumları bekleme kararı aldım. Bu kararımı da sizlerle açık bir dille paylaştım. Ama söylediklerim tekrar uyarıyorum yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olarak nitelendirin. Çünkü benim portföyümle hayat tarzımla sizinki uymayabilir. Benim yaptığım işlemleri siz yaptığınızda zarar edebilirsiniz. Böyle de bir durum söz konusu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım video yararlı olmuştur. Yararlı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.